Ses vermedi, ağladım zari zari. Seslendim ses vermedi, ağladım zari zari. Uzun uzun kamışlar, ucini budamışlar. Uzun uzun kamışlar, ucini Cilvel oynanayda, başladın ağlama oynanayda, cilvel oynanayda, haydana oynanayda, oynanayda, cilvel oynanayda, haydana oynanayda, oynanayda, cilvel oynana, selam olsun Artvin'e. Sen söyle bir da ben oynanayda, cilvel oynanayda. Bu sevdadan kurtulak oynanayda, cilvel oynanayda. Haydana oyninayda, oynanayda, cilvel oynanayda. Haydana oyninayda, oynanayda, cilvel oynanayda. Sevgili seyirciler, bugün İzmir Çiğli'den bilim diyeceğiz, teknoloji diyeceğiz, uzay diyeceğiz, astronomi diyeceğiz. Çocuklarımızın tamamını toplayın ekran başına. Bugün onlarla uzaya yolculuğa çıkacağız. Gerçekten de uzaya yolculuğa çıkacağız sevgili çocuklar. Dedelerinizin, annelerinizin, dayılarınızın dizinin dibinde ilgiyle bu programı izlemenizi istiyorum. Çünkü bugün bu programda sizlere birçok mesaj vereceğiz. İşte herkese bilim ve teknoloji diyeceğiz. Burada çok güzel bir kampüs açıldı. Kampüsün içinde biraz sonra uzaya yolculuğu başlatacağız. Göreceksiniz uzayın önemini, uzayın bilimle ilişkisini, felsefeyle ilişkisini, hepsini konuşacağız. Ve bugün Çiğli'deki 3. yayınımız, daha önce bir yayında İstanbul'da yapmıştık. Çiğli'nin bilime, sanata, teknolojiye önem veren, değer veren belediye başkanı Utku Gümrükçü ile birlikteyiz. Önümüzde de Büyük Larus. Evet, bunlar bir zamanlar gazeteler bu kitapları tencere dağıtmazdı, bu kitapları dağıtırdı, bu ansiklopedileri dağıtırdı. Başkanım buyurun, siz çok iyi biliyorsunuz o dönemi, biz de yakalamıştık. Evet, şimdi Bilim Teknik çok eski bir dergidir. Biz gençlik yıllarımızı Bilim Teknik okuyarak, Türkiye'deki bilimi ve dünyadaki bilimi anlamaya çalışarak geçirmiştik. O dönemler TÜBİTAK yayınıydı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin eki olarak çıkıyor. Ben aboneyiz biz. Herkese de abone olmayı Evet, göstereyim şöyle. Herkese bilim, teknoloji, bilim herkese lazım sevgili seyirciler. Ve bugünkü etiketimiz de bilim vazgeçilmezimizdir.
bilim vazgeçilmezimizdir etiketiyle sizler de duygularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Evet, geçmişte de gene biz büyürken Türkiye'deki gazeteler tiraj yarışına girmişlerdi. İşte 1 milyonu geçme gibi hedefleri vardı. Bugün artık 1 milyonluk satışlar kalmadı gazetelerde maalesef yazılı basında. O dönem hatırlarsanız Türkiye'nin 3 büyük gazetesi çeşitli ansiklopedileri kuponla veriyordu. İşte Ana Britannica, Meydan Larus ve burada Büyük Larus. Geçmişte dediğim gibi basın yayın organları Türkiye'de eğitimi, akademiyi, bilimi öne çıkarıyorlardı. Bugün maalesef magazin ve başka şeylerle Türk gençliğinin önüne başka hedefler koyuyoruz. Biz de bu uzay ve havacılık kampüsünü Çiğli'mize kazandırarak İzmir çapında aklı, bilimi rehber edinmemizi öğütleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yaşatmaya gayret ediyoruz. Biraz sonra gireceğiz uzay merkezine sevgili seyirciler. Bilim, uzay ve astronomi kampüsü çocuklarımızı bekliyor. İzmir'de yaşayıp da bu kampüsü görmeden herhalde çocuklar annelerine, babalarına söyleyeceklerdir öğleden sonra. Yalnız açılışı ne zaman başkanım? Bu açıldı diyebiliriz. Biz yani açıldı şu an diyelim. Artık açıldı diyebiliriz. Resmi olarak açtık. Gezmek isteyen arkadaşlar Çiğli Belediyesi'ne başvururlarsa okullarımız ya da diğer kurumlar, yurttaşlarımız biz onları burayı gezdirebiliriz. Zaten birkaç okul burada ders yaptı bugüne kadar. Evet. Galaksi yolculuğuna çıkacaksınız. Bugünkü kitap ve film önerilerimizle sevgili seyirciler bilim kurgu filmleri ve bilim kurgu kitapları olacak. Biraz sonra onları sizlerle paylaşacağız ve bugün Çiğli'den Türkiye'nin dört bir yanına uzanacağız. Bir bahçeyiz diyoruz ya, güzel çiçeklerle donatılmış bir Anadolu bahçesiyiz. Çiğli'den, İzmir'den programın başında Artvin'e uzandık. Artvin'in o güzel görüntülerini gördünüz buradaki flamingolarla. Bizim Kürşat hala flamingo diyemiyor ama flamango dedi bana biraz önce de. Flamangoları vereyim mi abi dedi. Kürşat öğreneceksin yani, bu dünyadan göçmeden flamingo demeyi öğreneceksin. Allah uzun ömürler versin öncelikle. Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk Seren abi. Nasıl gidiyor, her şey yolunda? Yolunda. Artvin'i selamladık. Artvin'i selamladık, Karadeniz'i selamladık. Türkiye'nin insanları da coğrafyaları da birbirine benziyor. Bugün İzmir sıcağından, güneşin altından tüm Artvin'e, Karadeniz'e selam gönderiyoruz buradan. Tabi bunu yaparken geçen Nesret Ertaş anmasında demişlerdi ya, ne işi var Karadenizli bir sanatçının, hatta orada değinmiştim. Yani biz müzik yaparken ya da hangi bölgede olduğumuza bakmanın bir anlamı yok. Çünkü Nesret Ertaş türkülerini söyleyerek, işte Kazım Koyuncu'nun kemençesiyle de Nesret Ertaş'ı anabilmeliyiz yani. Evet. O yüzden çok fazla yörelerin bir farkı yok. İnsan olarak hepimiz aynıyız. Gözyaşlarımız aynı, gülüşlerimiz aynı. Bugün de İzmir'e, Karadeniz'den, İzmir'den Karadeniz'e selam gönderiyoruz. Evet, İzmir'den bütün Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya göndereceğiz. İç Anadolu'ya göndereceğiz. Trakya'ya, İstanbul'a, Marmara'ya, Akdeniz'e, her yere selam göndereceğiz. Görkemli hatıraların zaten felsefesi dostluk, barış, kardeşlik. Hepimiz kardeşiz bu Anadolu'da. Kimse öteki değildir. Kimse ayrıcalıklı değildir. Herkes eşittir. Yani partili, partisiz, Kürt, Türk, Laz, Çerkes, herkes bu ülkenin bahçesinin en güzel çiçeklerindendir. Nokta diyoruz. Şimdi Çiğli denince başkanım, Çiğli'de Haluk Levent bu ülkeye tanıştırdı. Bu ülkeyle bir çocuğumuzu tanıştırdı. Elfida şarkısı. O şarkı o kadar dokundu ki hepimize. Biz zor durumda kalan Beyza Nur, o zaman kızımız İstanbul'da yaşıyordu ve Haluk Levent onun hastalığını öğrendi, hastaneye koştu. Zaten hep bu konularda ön plana çıkıyor Haluk Levent ve hastanedeki kızın öyküsünü dinledi doktorlarından. Umutsuz olduğunu öğrenince gözden çıkarabilirsiniz dedi ve Osmanlıca Elfida, o sözcüğe yakın Elfida sözcüğüyle arkadaşıyla bir gece oturdu. Beyza Nur'a bir şarkı yaptı. Elfida dedi. Aslında Beyza Nur Elfida'ydı ama Beyza Nur'un haberi yoktu.
hastanede odasında Haluk Levent ona bu şarkıyı okurken. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Şimdi biraz önce verelim fotoğrafta, verelim biraz önceki fotoğrafı sevgili. Evet, Elfida işte, Beyza Nur kızımız oydu. Haluk Levent ona Elfida'yı söyledi. Fakat kısa bir süre sonra Elfida aramızdan ayrıldı. Sonra Haluk Levent ailesine, İstanbul'daki ailesine bir çocuk yapın dedi. Kızınız olursa adını Elfida koyun. Ve o Elfida'nın adı verildi. Ve şimdi Elfida var. Fakat bizim burada Çiğli'de konuştuğumuz, sabah benim verdiğim o 4-5 fotoğraf vardı ya Kürşat, onları verelim. Burada da Çiğli'de de bir çocuğumuz yine çok farklı bir hastalığa yakalandı. Ve o çocuğun adı da Elfida'ydı işte. Haluk Levent onun için de buraya geldi. Burada bir park açıldı. Onu da kaybettik. Attığım sabahki videoyu verelim. Haluk Levent'in ona gelişi var sevgili Kürşat. Sonra da buradaki parkın açılışı. Parkın açılışının videosu var. Ve Selçuk da bu şarkıyı söyleyecek şimdi, değişik bir yorumuyla. Bu arada Anushirvan Mianji geldi. İran'da doğdu, Tebriz'de doğdu ve Türkiye'de yapay zeka konusunda TOBB Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Bilim felsefesi konusunda çok değerli çalışmaları var, çok önemli kitapları var. Çocuklarınızı özellikle Mianji'yi dinlemeleri konusunda ekran başına çağırmanızı istiyorum. Mianji'ye bugün gerçekten hayranlıkla, daha önce izleyenler bilir, birkaç kere çıktı görkemli hatıralarda. Mianji bu videoyu izlerken buraya gelecek ve bizlerle birlikte olacak. Bilimin,
felsefenin, yapay zekanın bütün detaylarını onunla konuşacağız. İşte Haluk Levent Çiğli'deki oyununa çağırmıştı Elfida onu. Burada işte doğan bir çocuğumuz, adına Elfida koymuşlardı. Onun oyununu izlemeye gidiyor. Bakın, duygu dolu anlarla gidiyor. Sadece bu hayali gerçekleştirmek için buradayım. Bu dünyada Hüseyin abim gibi iyi insanlar olduğu sürece kötülük bence hiç olmaz. Elfida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacak. Çak söyleyeceğim. Evet, Elfida'nın, İstanbul'daki Elfida'nın ve Çiğli'deki Elfida'nın öyküsü böyle. Bir şarkı hayatımıza dokundu. Başkanım. Burada bir park açtınız ve buradaki Elfida için ailesiyle bir araya gelerek. Çünkü buradaki Elfida bir bahçeyi göstermiş penceresinden. Evet, 2019'da ilk belediye başkanı oldum Çiğli'de. Ben tabii bilgim yoktu böyle bir kardeşimizin Çiğli'de yaşadığından. Ailesiyle beraber ziyaret ettiler. Kelebek hastalığına yakalanmış, belirli bir ömrü vardı ve geleceğe yönelik Haluk Levent umutları vardı. İnsanlar arasında iyiliğin gelişmesini istiyordu. Çocukların iyi eğitim almasını istiyordu. Hatta bunları anlatabileceği bir tiyatro oyunu yazmak istiyordu ve yazdı ve az önce görüntülerden de izlediniz. Oynandı oyun. Sonra onu kaybettik. Kaybedince anısını yaşatalım istedik. Haluk Levent'le el ele verdik. Bizim Evka 2 bölgemizde bir park yaptık ve o parka Elfida'nın adını verdik. Ve Elfida bugün artık o parkta yaşıyor. Evet, açılış görüntülerinde Haluk Levent de orada. Bu konularda çok duyarlı Haluk Levent. Birçok insana el uzatmıştır. Ahbap olarak, bir sanatçı olarak. Elfida, şimdi son attığım fotoğrafta yaşayan, işte daha sonra bir çocuğunuz olursa İstanbul'daki aileye Haluk Levent, bir çocuğunuz olursa Elfida koyun adını. Ve o çocuğumuz var şu anda. Onun bir sosyal medya hesabı da var sevgili seyirciler. O fotoğraf, son atılan fotoğraf verebilir misin Kürşat? Evet, açılışı işte yapıyor Utku Başkan. Evet, Kelebek Elfida Gündüz Parkı. Kelebek hastalığına evet, yakalanıyor zaten. Kelebek Elfida Gündüz Parkı. İşte bir şarkı. Şarkıyı da fonda verelim sevgili Kürşat. Evet, Haluk Levent'le bizim yaşayan Elfida'nın fotoğrafını göndermiştim. Elfidam 6262 sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. 2383 takipçisi var şu an. Elfida'ya, Haluk Levent'le de sıkça bir araya geliyor. Onunla da paylaştığı, onunla da çektirdiği fotoğrafları paylaşmış. Elfida, Haluk Levent yazıyor. Elfidam 6262. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, Elfida'yı konuşacağız ve Mianji geldi. Anuşirvan Mianji. Mianji, hoş geldin. İstersen kısaca bir kendini sen tanıtır mısın bize? Evet. Evet, açık açık şu an. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de ayağımın tozuyla Ankara'dan geldim. Şimdi hemen uçak indi. Hoş geldiniz. Sağ olsun. Belediyeniz sağ olsun. Hemen aldı getirdiler. Ben üniversitede yapay zeka. Nerede doğdun? Evet, kısaca, kısaca. Evet, ben Tebrizliyim. Yani 95'ten beri Ankara'da yaşıyorum. Azeri Türk'üm. 95'ten beri Ankara'da yaşıyorum. Eczacı fakültesi bitirdim. Eczacılık uzmanlık bitirdim. Sonra bilim felsefesinde ve bilim tarihinde doktora yaptım. 14 sene Bilkent Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Şimdi 3 senede yapay zeka mühendisliğinde Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde hocayım. Oxford Üniversitesi'nden de eğitim aldım. Dil tarih coğrafyada da doktoramı yaptım. Çocuklar için böyle düşündüren kitaplar, sorgulayan, nedenselik bağını çocuklara aşılayan kitapları yazıyorum. O filozof meşe var zaten. Epeyce çocuklar sevdi. Yani bilimin, felsefenin üzerine çalışıyoruz. Bir şeyi hak etmeden elde etmememiz gerektiğini öğretiyoruz çocuklara. Önce bir şeyi hak etmek gerekiyor. Önce liyakat sahibi olmak gerekiyor. Liyakat da
erdemler ve emek üzerine kurulu. Emek olmadan da liyakat olmaz. Erdem olmadan da liyakat olmaz. Bunları çok küçük yaştan çocuklara vermek gerekiyor. Çünkü yaş ileri gittiğince ön yargılı oluşuyor. Ve çocuklara bunları veremiyorsunuz. Onun için çocuklar bizden daha iyi akıl yürütüyor. Çünkü onlarda ön yargılar yoktur. Çocuklar daha iyi sorguluyor. Onların zihinleri daha berrak, daha şeffaf. Ve çocuklar için böyle kitap yazıyoruz. Okulları geziyoruz. Bilim bizim evrene karşı çaresizliğimizi gideren tek araç. Biz evreni bilimle anlıyoruz. Evrenle bilim üzerine iletişim kuruyoruz. Onun için bilim çok önemlidir. Gelişen toplumlar bilimi sever. Çünkü bilim hatasını kabul eden bir kültürdür. Bilim yeniliğe açıktır. Hatası kabul eder. Eğer siz bilimden uzaklaşırsanız dogmatik bir toplum olursunuz. Basma kalıp düşünmeye başlarsınız. Bilim sorgular, hatasını kabul eder. Bilim kültürünün özelliği budur. Onun için bakın demokratik olarak gelişmiş ülkelerde de bilimde de öncüdür. Bunlar uzaya çıkıyor, uzaya gidiyor. Onun için bu bilim merkezinin böyle bir şeyin açılışı da inanılmaz anlamlı bir şeydi. Çok küçük yaştan çocuklara bu bilim sevgisini aşılamak. Başlığında belediyede teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bizim bir muz örneği vardı değil mi? Mianji, istersen evet. Onunla başla ve şöyle bir göstermek istiyorum zaten. Şöyle baktığın zaman evet. Albert Einstein'dan Neil Armstrong'a, Vecihi Hürkuş'tan Leonardo da Vinci'ye ve Ali Kuşçu'dan Mustafa Kemal Atatürk'e gökleri, evet. Gökleri işaret eden Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bilime en büyük değeri veren insanlar bizlerle birlikte. Evet. İşte orada Biruni var. Görüyoruz, Biruni'yi görüyoruz ve hepsini konuşacağız işte. Albert Einstein arkamızda. Başkanım bir de arkamızda ne var? Kolombiya var. Kolombiya var. Aya ilk giden. Evet. Evet. Birebir ölçekte kopyası. Evet. Şunu görüyorsunuz sevgili seyirciler. Flamingolar da koruma altına almışlar. Aya ilk giden işte uzay aracı değil mi? Kapsül evet. Hep söylüyordun Mianji. Bakın biz harikasın. Maketi hazır. Tabii. Tam birebir aynısı ama çocuklar geldikleri zaman bunun içine de girebiliyorlar. Muhteşem bir bilim bilgisiyle karşılaşacaklar. Bilimsel bütün verilerin neredeyse hepsinin burada olduğunu söyleyebiliriz uzayla ilgili. Evet. Şimdi, muz örneği. Şunu söylemek istiyorum. Milat öncesi 350'den yani Aristoteles'ten 1543 yani 1543'e kadar, Kopernik'e kadar 2000 sene boyunca güneşin yerin çevresine döndüğüne inanmış insanoğlu. Demek ki sıradan insanlar gerçeği bilmeden de yaşayabiliyor. Ama siz gündelik hayatı aşmak istiyorsanız, uzaya çıkmak istiyorsanız, bir inkişaf yapmak istiyorsanız o normal bilginin üstüne çıkmanız gerekiyor, sorgulamanız gerekiyor. Kopernik bunu buluyor diyor ki 1543'te. Zaten öldükten sonra kitabından bunu okuyorlar. Güneş bizim çevremize dönmüyor. Biz güneşin çevresine dönüyoruz. Bu devrimden sonra dünyada çok ciddi taşma yaşıyor. Ondan sonra Galileo de aynı şeyi yapıyor. Bu defa Galileo de güneş bizim çevremize dönmüyor. Biz onun çevresine dönüyoruz. Engizasyon mahkemesi Galileo'yu mahkum ediyor. En sonunda dönmüyor de. O da tamam dönmüyor diyorum ama kapıdan çıkarken ben dönmüyor desem de dönüyor diyor. Ve bu sorgulama, uzayı sorgulama, evet Kopernik, bu uzayı sorgulama çok önemli bir şeydir. Çünkü şu anda herkesin elindeki cep telefonu bu uzayın bir ürünüdür. Yan ürünüdür. Uzayın hediyesi. Evet. Çünkü roketi uzaya atmadan uyduyu fırlatamazsınız. Uyduyu fırlatınca cep telefonu icat ediliyor. Su arıtma aletleri birçok insan belki kullanıyor. Bu uzay için icat edilmiş bir şey. Laptop uzay için yapılmıştı. Astronotta küçük bir alet olsun elimde. Kablosuz bağlantı görüyorum. Çünkü uzayda yönleri teşhis edemiyoruz diye. Laptop uzay için yapıyor diyor. Güzel bir icat. Bunu insanlar için de yapalım. Şarjlı aletler hepsi uzay için yapılmıştır. Ama dünyada çok yaygın olarak kullanıyoruz. Ki her yerde şarj aleti var. Bu yangın söndürme sensörleri vardı binalarda. Bunların hepsi uzay için yapılmıştır. Dolayısıyla uzaya gitmeden uzay bizim hayatım, yaşam kalitemizi artırıyor. Şimdi Mars'a mesela diyor ki Mars'a gidebiliriz. Tabii ki bu güzelim dünya varken gidip Mars'ta yaşamaz. Ama Mars'ın fikri aşkın bir fikir olduğu için, öte bir fikir olduğu için bizim aklımızın, zekamızın sınırlarını zorladığı için bizi yeni icatlara götürüyor. İnsan zorlanmadıkça, rahatını bozmadıkça insan gelişemez. Yeni kitabım Saklı Asa'da şey dedim. İnsan rahatını bozmazsa rahat insanı bozar. Dün akşam bir örnek ver.
Evet. Hangi örnek vermiştim? Yani insanın rahatını bozması ile ilgili. Tabii, yani başarıyı yakalamak. Konfor alanına insan çıkması lazım. Şimdi mesela UNESCO'nun yaşlanma ile ilgili bir şey var. Kriter oluşturmuş. Diyor ki konfor alanından çıkmıyorsan, yeni bir şey merak etmiyorsa. Pardon, şöyle yapalım. Şimdi yaşlanmayı biraz sonra konuşalım. İyi, tamam. İnsan ne zaman yaşlanır? Yazalım arkadaşlar birazdan. İnsan ne zaman yaşlanır? Filozofumuz açıklayacak. Ama dün konforla ilgili görkemli hatıralar bağlantısını kurmuştunuz. Evet. Yani. Hayır, siz mesela şimdi Serhan Bey, şahsınızı telefonda söyledim. Yani yerinizde durmuyorsunuz. Yani Ankara'da durmuyorsunuz. Türkiye'nin en yeni gezdiniz. Yani bu kaç yüz bin kilometre dolaşmışsınız. Bu o kadar zor ki bir yere gidiyorsun, jeneratör yok. Bir yerde su yok, bir yerde elektrik yok, bir yerde kamera bozuluyor, bir yerde araba yolda kalıyor. Yani bu kadar sıkıntıya girmek de yani çok ilginç bir şey, ama sonucunda nasıl bir şey oluyor? Topluma mal olmuş bir birikim oluşuyor, bir entelektüel sermaye oluşuyor. Bu bir bedel ödüyorsun. Siz evinizde de oturabilirsiniz, kitap da yazabilirsiniz. Bir sürü yeteneğiniz var ama bu konfor alanına sürekli çıktığınız zaman ne oluyor? Yeni şeyler çıkıyor, yeni yüzler tanıyorsunuz. Ve o Anadolu'daki insanlar değer gördüğünü fark ediyor. Bir insandaki en önemli şey kendisini değerli hissetmesi. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Bir insanın kendi kendine değerli hissetmesi. Ve soralım, siz onun ayağını gittiğinizde Ankara'dan, orada kendisini değerli hissediyor. Eminim ki buradaki değerli katılımcılar da aynı duygu içindedir. Değerli hissediyor musunuz kendinizi? Biz çok değerli olduğunuz için geldik zaten Çiğli'ye. Teşekkür ediyoruz. Mianji muz hikayesine birazdan geleceğiz ama Selçuk Balcı'yı bir sahneye alalım. Ne bugün söyleyelim? Elfida'yı söyleyelim mi? Tamam, söyleyelim. Elfida'yı bir de Selçuk Balcı'nın yorumuyla. Sürprizler bugün çok. Kemençeyle hiç İzmir Marşı dinlediniz mi? Bugün onu da dinleyeceğiz. İzmir Marşı'nı bir de Selçuk Balcı'yla birlikte içinde kemençesiyle dinleyeceğiz. Tabii çok değerli müzisyen kardeşlerim var. Birazdan onları da tanıtacağım size. Hele bir Göksel var ki tanımanız gerekiyor. Çok enteresan bir kimlik. Birazdan hepsini tanıtacağım arkadaşlarımın. Haluk Levent'e buradan selam olsun. Elfida'yı bir de Selçuk Balcı'dan dinleyelim. Hüzün yüzüm kıyına vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, gün dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda olacaksın. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın.
Anlatılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun. Hakkını çalmış yılları. Elfida, bir belalı başımsın Elfida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma. Yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, bir belalı başımsın Elfida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma. Yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın. Teşekkürler. Teşekkürler Selçuk Balcı, teşekkürler arkadaşlar. Selçuk, şahane okudun. Çok teşekkür ederim. Şahane okudun vallahi, bravo. Ben de etkilendim hem hikayesini burada izleyip bir de üstünde okuyunca. Aslında çok da söylediğim repertuarımda olan bir şarkı değil ama duygulanınca güzel oluyor. Yeteneğini ortaya koydun sen. Eyvallah. Göksel de güzel çaldı şimdi, yoksa biz sonra Ramazan klarnette orkestra arkadaşlarına bir alkış alabilir miyim? Serhan abi bizi Kırşehir konserinde dinledikten sonra orkestra olarak ağırlamak, misafir etmeye karar verdi. Evet. Ondan önce hep tek çağırıyordu beni. Kırşehir konserini izledikten sonra gümbür gümbür bir ekip var dedim. Ve Kırşehir'de öğrenciler nasıl böyle büyük bir coşkuyla 15 bin Kırşehirli üniversite öğrencileri de vardı. Büyük bir coşkuyla dinlediler. Demek ki müziğin coğrafyası yok. Yok. Müzik evrenseldir, her yeredir. Yani işte birinci bölüm programa başlarken evet. Artvin'i selamladık. Buradaki flamingolarla Artvin'in o güzel coğrafyasını selamlamış olduk. 10 Kasım şimdi, sonrası olduğu için de Atabarı'yla selamlamak istedim. Atabarı'yla başladık, onu. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümünde 10 Kasım'ı da çağrıştıracak şekilde Atabarı'yla başladık. Hatta çok da sevmişler. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, başkanım, Tolga Korkmaz, hocam tanıttığınız uzay kampüsünün içerisinde arkanızdaki maketlerin arasında uzaya ilk çıkmış insan Yuri Gagarin'in olmama sebebi, alıştığımız Sovyet düşmanlığıysa konuştuğunuz her şeyin eksik ve yanlış olduğunu da ben söyleyeyim. Nerede Yuri Gagarin? Yuri Gagarin yok. Yani Yuri Gagarin şeyde vardır. Hayır, burada var. Burada vardır, var da yani. Şu anda görünmüyor da Yuri Gagarin'i ben şimdi şuradan bulacağım. Öbür tarafta da olabilir. İçeride de olabilir Serhan Bey. Evet. Şimdi öbür tarafta Yuri Gagarin'i getirebilir arkadaşlarımız. Ya bizim bir Sovyet düşmanlığımız yok tabii ki. Yani bizim hiç olmaz zaten. Bilimi ilerleten kim varsa dünyada. Evet. Bir dekor yapıyoruz. Dekorda Einstein var, Armstrong var, Vecihi Hürkuş var, Leonardo da Vinci var, Nicolas Kopernik var, Mustafa Kemal Atatürk var. Sputnik işte, var. 1957 Sputnik var. Dünyada ilk yapılan yapay uydu. Sovyet yapımı. Türkçesi yoldaş. O da burada duruyor. Nerede Sputnik? Bir arkadayım. Burada şöyle. Burada. Zaten şimdi içeri gireceğiz. İçeride de var onlar zaten. İçerideki o dün gördüm zaten gezerken. Tolga Korkmaz kardeşimizin endişesi yersiz ama eleştirisini yapacak. Burada var ama. Yuri Gagarin'i konuşmadan anlatmadan olur mu? Bilimi konuşurken, uzayı konuşurken. Şimdi peki biraz konuşalım o zaman şeyi. Değil mi başkanım? Bakalım mı beraber? Ayakta, evet. Başkan şimdi bilimsel kimliğini de ortaya koyacak. Mianji ile birlikte. Mianji seversin sen. Buyurun birlikte anlatın. Başkan başlasın. Şimdi arkadaki roketimiz Apollo 11. 1968 ile 72 yılları arasında onda biri ölçeğinde küçültülerek burada sahneleniyor. 24 astronotu 4 defa uzaya taşımış bir roket, evet, değil mi tabii, hocam? Doğru. Onun onda bir kopyası ve 1969 yılında neydi o izleyicimiz bizi Amerikancılıkla suçlamasın. Neil Armstrong, Collins ve Aldrin'i Ay'a indiren
şey Kolombiya kapsülü. Kapsülünün birebir ölçekte geri dönüyor. Kopyası evet. 1960'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy bir ifade bulunuyor. Üniversitede diyor ki biz Ay'a gideceğiz. Kolay olduğu için değil, zor olduğu için. 400 bin bilim insanı 10 sene boyunca çalışıyor. 400 bin bilim insanı, en yetenekli insanlar, matematikçiler, fizikçiler, mühendisler hepsi çalışıyor Ay'a gitmek için. Çünkü atmosferden çıkmak için özel bir indeks vardır. 42 bin kilometre hızı aşamazsanız atmosferden çıkamazsınız, düşersiniz. Yani saniyede 11.2 kilometre hız eşiğini aşmanız gerekiyor. Bunun için 25 milyon beygirlik motor üretmek gerekiyor. Şu andaki motorlar 40 milyon beygir falan ama 25 milyon beygirlik bir motor gücü oluşturamazsanız çıkamazsınız. Dolayısıyla yani müthiş bir başarı yani bu hikayenin arkasında. Yani o buharlı makinelerden başka, insanlığın uzaya yolculuğu bir başka serüven. Atmosferden çıkmak tabii. Zor. Aslında bilim ondan sonra daha da hızlı ilerlemeye başladı. Uzayın keşfiyle birlikte. İşte şimdi izleyiciler yerimize geçebiliriz. hemen yaptık. Biraz önceki o eleştiride bulunan arkadaşım. Hemen bir tane Gagarin yaptık. İşte getirdik buraya koyduk. İçeride gezeceğimiz bölümde Yuri Gagarin vardı zaten sevgili seyirciler. Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonotu. Uzaya çıkan ilk insandır. 12 Nisan 61'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak dünya yörüngesinde turunu tamamladı. Sevgili çocuklar, bugün bilim dersi. Görkemli Hatıralar Köy Enstitüsü, mini köy enstitüsü diyoruz ya. Bugün bilim teknik dersiyle ilerleyeceğiz. Şarkılarla, sanatla, yaşanmış acı öykülerle birlikte. Şimdi Selçuk'u o zaman sahneye alalım. Kendi içinden kopan fırtınalarıyla bizlerle birlikte olacak. Bu arada hashtagimizi tekrar hatırlatalım sevgili seyirciler. Bilim vazgeçilmezimizdir. Bilim vazgeçilmezdir etiketiyle siz de duygularınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Özellikle çocuklarımızdan bilim vazgeçilmezdir etiketine yorum yazmalarını bekliyorum. Söz Selçuk Balcı da kemençesini aldı eline. Göksel'le atışalım. Millet gideyi ayaya, millet gideyi ayada, sen yine kaldın yaya, sen yine kaldın yaya. Gene mi geleceksin ha bu yalan dünyaya da, ha bu yalan dünyaya. Olmasaydı gün doğdu doğmasaydı hiçbir dert olmasaydı oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı dert
dertliyim, derdim bitmez, başımdan duman gitmez. Dertliyim, derdim bitmez, başımdan duman gitmez. Uyanan yüreğime dağların karı yetmez. Uyanan yüreğime dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Gözyaşımı sakladım, sonra ağlarım diye. Gözyaşımı sakladım, sonra ağlarım diye. Sevdalığın acısı kimi yakar bilinmez. Sevdalığın acısı kimi yakar bilinmez. Yürekten akan yaşlar mendil ile silinmez. Yürekten akan yaşlar mendil ile silinmez. 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 Şu yalancı dünyada gidenler geri dönmez. Teşekkürler. Çiğliler çok şanslı. Dün Manuş Baba konseri vardı. Bugün Selçuk Balcı burada, görkemli hatıralarda. Çok şanslısınız Çiğliler. Başkanım soruyorlar. Neresi orası diyorlar. Burası tam mevki burası olarak. Burası bizim Ataşehir mahallemizde Çiğli Belediyesi'nin akvaryum diye bir tesisi var. Akvaryum kafe öyle bilir. Bütün Çiğliler bilir. Onun 50 metre ilerisi. Onun 50 metre ilerisinde. Yani akvaryuma gelseniz buradan tarif eder Bilim arkadaşlar. Bilim Uzay Astronomi Akademisi sevgili seyirciler. Bu duyuruyu da yaptık. İzmir'e gelmişken İzmir'de yaşayan, Güzelbahçe'de yaşayan sevgili Suavi geçtiğimiz hafta bir rahatsızlık geçirdi. Bir operasyon, küçük bir operasyon geçirdi. Çok iyi olduğunu da biliyorum. Buradan da Suavi'ye çok geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. O da buraya gelip bir konser vermişti değil mi? Evet vermişti. Çiğli'ye çok da coşkulu bir kalabalık vardı. Evet. Sevgili Suavi Dost'a buradan geçmiş olsun diyoruz değil mi Selçuk? Dost der Suavi'den çıkan sözcüktür. Aynı zamanda görkemli hatıralarda sıkça izlediğiniz Ankara milletvekili Nihat Yeşil de küçük bir operasyon geçirdi. Bir anjiyo oldu. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi sevgili seyirciler bu uçağı şöyle bir izlemenizi istiyorum. Çok önemli bir uçaktır bu. Av önleme ve bombardıman uçağı türü. Gazi bu uçak. Ne gazisi biliyor musunuz? Kıbrıs gazisi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan bir uçak. Burada işte Bilim, Uzay ve Astronomi Kampüsü'nün bahçesine geldiğiniz zaman da bu uçağı görebiliyorsunuz. Bir anı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi Erhan Beyciğim, F-104 anlattığınız gibi Kıbrıs gazisi. Bizim 75. yılda Türk Dünyası adında bir parkımız vardı. Orada duruyordu. Hatta yurttaşlarımız oraya uçaklı park diyordu. Adı Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı olarak değişti parkın.
Öyle olunca biz cumhuriyeti ve demokrasiyi yurttaşlar sırtında taşır, onlar korur. Bir savaş uçağının onu korumasına gerek yok dedik ve onu gerçekten ait olduğu bu uzay havacılık ve astronomi kampüsüne koymayı uygun gördük. Burada bu Kıbrıs Gazisi uçağı bütün yurttaşlarımız gelip yerinde görebilirler. Görebilirler. İzleyiciler, programın adı da Görkemli Hatıralardır. Öyleyse alın size unutulmaz bir hatıra. Yuri Gagarin geri sayımın sonunda gidelim diye haykırmıştır. Gagarinciler sosyal medyada bayağı etkili. Hepsini selamlıyorum. Vedat Savaş göndermiş. Selanik kızı bilim vazgeçilmezdir demiş. Selamlarını gönderiyor. Programı büyük bir ilgiyle izlediğini iletiyor. Programa Artvin'den başlayınca Uğur Bayrak tutan programı büyük bir keyifle izliyoruz diyor. Özellikle Utku Başkan'a, bilim insanlarımıza ve Selçuk Balcı'ya selamlar diyor. Uğur Bayrak tutanı da biz de buradan selamlıyoruz. Evet, şimdi muz, kısaca bir muz öyküsü vardır. Minik bilimsel bir çerçeveye de dayanıyor. Mianji'ye onu anlatmasını isteyeceğim. Ben birkaç muz hikayesi vardı, hangisiydi hatırlatırsanız. Hangisi olursa, dağın öbür tarafı. Ha, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii insanın diğer hayvanlardan, yani bazı hayvanların birçok özelliği bizden daha iyi olmasına rağmen, ama insanın hayvanların ailen en büyük özelliği metin oluşturma özelliği. Yani biz kitap yazıyoruz, yazı yazıyoruz. Dolayısıyla insanın böyle metin oluşturma özelliği var. Ancak insanın zihni fizikle metafizik arasındaki ilişkide, yani bilinenle bilinmeyenin arasında arada bir sisli alan var. O sisli alana fantezi alanı diyoruz. Yani bu fantezi gerçek de olabiliyor, olamayabilir. Yani bir hayal kuruyorsunuz ama bu hayal gerçeğe de götürebilir. Size hayalperest de yapabilir. Yani hayal, yani bilim insanları da hayal kuruyor ama sonunda bir icada gidiyor, bir buluşa gidiyor. Şimdi siz maymuna dağın tepesinin arkasında, bu dağın ardında muz vardı derseniz maymun bunu yemez. Muzu görmesi lazım. Çünkü o hayvan böyle anlıyor. Muzu görmesi lazım. Ama insana dağın arkasında 10 kilo altın var dediğinizde bunu yutuyor, inanıyor. Çünkü bu hayal dünyasında yaşıyor. İnsan böyle, insanı böyle kandırabiliyorsunuz. İnsan böyle kandırma özelliği var. Kendi kendini de kandırıyor. Yani buna self deception derler İngilizce'de. Kendi işte psikoloji bilimi bundan uğraşıyor. Yani senin bu söylediğin kurgu mu, gerçek mi? İşte asıl mesele o. Bilimin özelliği nedir? Bilim her şeyi ölçer. Önce ölçer. Eğer bir şey ölçemiyorsunuz o bilimsel değildir. Sonra bunu tekrar eder. Tekrar edilebiliyor mu? Evet, tekrar edebilir. Üçüncüsü, aktarılabilir sonuçlar mıdır? Bu üç özellik varsa o zaman o bilimsel oluyor. Yani biz ölçüyoruz. Dolayısıyla birisi bir hayal kurduğunda bu ölçülebilir olmazsa. Biz ne diyoruz? Ayağı yere bassın diyoruz. Ya da ayağını yorgana göre uzat diyoruz. Bizim atasözlerimiz var değil mi? Onun için onu ölçmeniz gerekiyor. Bu olur mu olmaz mı? Ben şimdi bir taşı 20 metre ileri atacağımı iddia ettiğimde bu gerçekçi bir iddiadır. Ama ben bu taşı atarım Ankara'da düşer. O zaman ya sen mesafeyi bilmiyorsun ya taşı bilmiyorsun. Ya da Ankara'nın nerede olduğunu bilmiyorsun. Çünkü bu kadar uzağa taş atılmaz. İnsanın kapasitesi belli. Muz örneği de öyle. Evet, muz örneğinde de böyle. Yani maymun hayvanlar çok basittir. Olduğu gibi görüyor olayı. Biz ama olmayan şeyleri de görebiliyoruz. Bunun iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Bunun arasındaki ölçek her zaman bilimdir. Dolayısıyla onun için bilim tarihi ve bilim felsefesi çok küçük yaştan çocuklara verilmesi lazım. Arkamızda bilim tarihi aslında. Evet. Yani bunlar, yani bilimin nasıl, kimler, hangi bedeli ödeyerek ömürlerini vermişler. Yani şimdi mesela bu yer çekimi yasasını Isaac Newton buluyor ama Newton önce o problemin %30'unu o çözmüş. %40'ını da Galileo çözmüş. Galileo'dan önce bir matematikçi var İtalyan, o çözmüş. Yani 150 sene sürüyor, 200 sene sürüyor. Şimdi noktayı da Einstein mi koymuş? Kütle enerji denkliğiyle. Einstein, Isaac Newton'un klasik fizik yasalarını, uzay bükülebilir, bu izafiyet teorisiyle zaman kavramını çok farklı bir boyutta getirdi. Albert Einstein zamanın göreceli olduğunu getirdiği zaman yer yerinden oynadı. Çünkü Einstein teorik fizikçi. Uygulamalı fizikçiler ve adam laboratuvarda sabahlaşma deney yapıyor. Diyor ki ya bu Einstein ne yaptı da adam gitti Nobel aldı. Çünkü teorik fizik ne demek? Ama teorik fizik şunu bize öğretiyor. Önce düşünce düzeyinde insan kendisini geliştirmesi lazım. Bunun adı felsefedir. İnsan önce akıl yürütmeyi öğrenmesi gerekiyor. Akıl yürütmeyi öğrenmeden bilim yapamazsın. Onun için felsefe
bilimin zaten babasıdır. Bilimin babası felsefede. Biz en büyük diploma verdiğimizde doktora PhD diyoruz. Doctor in philosophy. Felsefesinde doktor diyoruz. Neden orada felsefe kelimesi var? Anlamı bu. Evet. Selçuk Balcı, tekrar seni sahneye alacağız. Mesajların da yoğun bir şekilde geliyor herhalde. Yok. İzleyiciler de Gagarinciler, onları seviyoruz. Gagarin noktasında bir küçük anekdot vermek istiyorum ben de Gagarin'le ilgili. Şimdi bizim flamingolarımız var değil mi? Flamingolar uçuyor. Zannetmeyin ki biz bu flamingolar uçuyor diye burada bir uzay ve havacılık müzesi yaptık. Bilenler bilir, Çiğli'nin 1950 yılından bugüne bir havacılık tarihi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün pilotları Çiğli'de yetişmiş. İkinci hava jetüsü Çiğli'de. Uçan işte kuşlarımız var, kuş cennetimiz var ama uzaya çıkan ilk Rus, öyle diyelim, Yuri Gagarin değil. Uzaya çıkan ilk canlı bir insan da değil. Evet. Uzaya çıkan ilk canlı Laika isimli Laika, bir köpek. Laika. Evet. Hayvanların bilime katkısı inanılmaz. Tabii çok acı bir hikaye. Laika maalesef hayatını kaybetti uzayda. Çok acıklı bir hikaye. Ama başkan çok güzel bir nokta dokundu. Çok mutlu oldum. Çünkü yani hayvanların da bizle beraber yaşayan hayvanların da bizle beraber ödediği bedeller var bilim için. Laika da uzaya çıkan ilk astronot aslında. Laika'yı da buradan saygıyla selamlıyoruz. Evet, şimdi burada evet, panolarda Laika var Laika. Laika var, evet. Ama ben burada işte heykeltıraş arkadaşlarımız var. Birazdan onları da izleyeceğiz. Onlardan özellikle rica ediyorum. Laika'nın da bir yapsın heykelini abi yaparsanız onu da burada bir Laika çalışmasına başlayalım o zaman. Harika. Evet, Selçuk Balcı'ya veriyorum sözü. Buyurun Selçuk. Varsa horon oynamayı bilen, halay çekmeyi bilen bekliyoruz sahaya. Olduğumuz yerden şöyle güzel olur. Ay dolanıp duruyu hem durup hem vuruyu. Ay dolanıp duruyu hem durup hem vuruyu. Ha bu sevdalı başım hep ağlayıp duruyu. Hep ağlayıp duruyu, hep ağlayıp duruyu. Ha bu sevdalı başım hep ağlayıp duruyu. Hep ağlayıp duruyu, hep ağlayıp duruyu. Ayın şafkı vuruy, ayın şafkı vuruy, ayın şafkı vuruy, ayın şafkı vuruy. Zannediyorum ekse bu kalbim duruy, ha bu kalbim duruy, ha bu kalbim duruy. Zannediyorum ekse bu kalbim duruy, ha bu kalbim duruy, ha bu kalbim duruy.